Bu dersimizde size düz sebze yatağının nasıl yapıldığını anlatacağız. Öncelikle bitki yatağınız için bir alan seçin. Patika yolunuzun genişliği 40 cm ile 70 cm arasında olmalı. Patika yollar bahçede hareket etmenizi kolaylaştıracaktır. Küçük ölçekli çiftçilikte 10 metrekarelik alanlar yaygındır. Bu alan bitki büyüme ve gelişmesi yanı sıra ürün planlamasını kolaylaştıracak mikro ölçülerde bir ekosistem yaratır. İşte 2 metre genişliğinde ve 5 metre uzunluğunda oluşturduğumuz bitki yatağı. Ölçümleri belirlemek için ahşap kazık ve sicim kullanın. Eğer toprak kuruysa sulayın. Kazı yapmadan veya yabani otları ayıklamadan önce toprağın yeterli miktarda neme sahip olması gerekir. Toprağın doğal yoldan nemlendiği ilkbaharda veya sonbaharda bitki yatağınızı yapmak en iyisidir. Yabani otları ayıklamak için tek kürek derinliğinde kazma tekniğini kullanın. Şimdi yabani otları ayıklamaya elimizle devam edelim. Bu adım yatağın doğal bitki gelişimini yakından gözlemlemenizi sağladığından önemlidir. Bioindikatör denilen bu bitkiler size toprağın yapısı, tekstürü ve bileşimi hakkında bilgiler verirler. İşte yabani ot veya çayır bitkileri içeren toprağımız. Bitkileri kökleriyle birlikte koparmak için el çatalı kullanın. Böylece otların yeniden gelişme şansları önemli ölçüde azalacaktır. Köklerdeki toprak parçacıklarını yatağa geri kazandırmak için sökülen bitkileri iyice silkeleyin. Çıkardığımız bitkiler organik madde bakımından oldukça zengin. Bu bitkileri kompost yanına koyuyoruz. Şimdi düz sebze yatağımız ekim için hazır.